19 yaşındayım. Satış danışmanlığı yapıyorum. Spor salonlarında ders veriyorum. Buraya benim için mi geldin? Evet, sizin için geldim. Erkekte neye sevmezsiniz? Ne yapar sevmezsiniz? Erkek dediğin nerede nasıl davranması gerektiğini bilecek. Öyle her ortamda çok gülen erkeği sevmem açıkçası. Çalsam bir gün kapını, bir ucu demedine, açar mısın dilemem, yoksa gizlenir misin? Çok güzel kendisini anlattı, çok güzel konuştu. Ben bazı sormak istediğim bazı şeyler de kaldı, yetişemedik galiba. Çok da güzel değil mi Gamze? Kendisi de güzel bir hanım. Evet. O yüzden izin verirseniz biz konuşalım dışarıda. Sevgili Ateş abinin bugün doğum günü. Nice senelerin, nice güzel yaşların olsun sevdiklerine birlikte inşallah. Bir dilek dile lütfen. Doğum günü kutlu olsun. Seni seviyoruz. İyi ki varsın, iyi ki bizimlesin. Evet. Bu arada hoş geldin Gamze. Oh, iyi pastayı kaçırmadın, iyi oldu. Değil mi? Seni erken yollamışlar. Evet, Halide şimdi hoş geldin Ali, gel gel, pasta var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Zuhal. Evet, doğum günü vardı Ateş abinin. Evet. Tebrik ediyoruz. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Evet. Ben Zuhal abla, izin verirseniz buradan bizi izleyen tüm seyircilere, tüm arkadaşlarıma, Azerbaycan'a herkese selamlarımı gönderiyorum. Bizden de selamlar. Evet. Kaç defa istiyorum söylemek, unutuyorum. Evet evet, sen hiç söylemedin bugüne kadar. Bizden de selamlar. Evet, nasıl geçti bakalım yayından sonrası? Biz, evet, biz çay değil de kahve içtik. Oo, afiyet evet. olsun. Güzel, konuştuk, o da güzel. Olumlu şimdilik. Güzel gidiyor, çok güzel gidiyor. Benim için yani. Senin kendisi için beni çok, yani muhtemelen çok izlemiş ki benim hakkımda çok bilgi biliyor. Evet, o çok belliydi zaten dün de. Her şeyle çok iyi. Her şeyle çok iyi. Evet. Oo. Yani nasıl söylesem, konuşması, hareketleri. Çok iyi. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Kendisine arkada buraya çıkmamıştan önce buradaki bazı arkadaşlar şey söylemiş. İşte çıkma, zaten Ali sana olumsuz söyleyecek. Bunu neye dayanarak söylüyorlar? Ve böyle bir şeyi neden söylüyorlar, ben onu anlamıyorum. Demek ki başka talipler de söylüyorlar aynı şeyi. Ya işte Ali herkese olumsuz söylüyor. Sen de çıkma, zaten olumsuz olacak. Bu hiç hoş değil. Kim, sen mi söyledin bunu Gamze Ali'ye? Sana mı söylediler? Evet ama... Ya böyle şeyi neden söylüyorlar? Tabii ben burada, eğer bak olumsuz olacaksa neden olumsuz olmadı? Değil mi? Bir de. Ya bunu değil, sana hiç kimseye söylenmemesi gereken bir şey. Hiç ya burada değil. Çok hiç rica ediyorum, öyle bir şeyler yani doğru bir şey değil. İnsanlar yalan konuşmuş oluyorsunuz. Yalanla konuşmak suç ve günah bence. Yani kimse Ali'nin içini bilmiyor. Ön yargılı davranıyor. Hani olumsuzlar, olumsuzlar. Ama sonuç ya olarak ya üzüldüğüm bir şey, uzun zamandır burada oturan loca arkadaşlar. Ya önemli olan o değil Ali, tamam. Sonuç olarak olumlu dedi bu arada. Bilmem, evet, sonuç olarak olumlu, sonuca bak. Yok, demek ki ben şu an bunu neden söyledim? Belki de daha önce gelenler de olmuş, belki vazgeçip dönenler de olmuştur bu. Ha, evet doğru bak. Belki diyor benim bir tür kısmetime engel de oldular diyor bu şekilde. Demir abi? Ali'ye katılıyorum burada. Dün de ben bir yorum yapmıştım kardeşimle ilgili. Çok donanımlı, pozitif yorum yapmıştım. Şu anda da takdir ediyorum kendisini. O bütün söylenenlere rağmen kulaklarını kapatmış, kendi bildiğini yapıyor. Kararlı. Bunu ben de yaşadım ama burada hiç dile getirmemiştim. Öyle maalesef mi? Arkada bayanlar, biz erkeklerle ilgili çok ciddi anlamda
birebir spesifik yorumlar yapıyorlar. Aa. Bana birkaç talibim bunu söylemişti ama inanın hiç dile getirmemiştim. Ve uzun zamandır da mesela talip gelmesini de engelliyor bu tür olaylar. Ali dile getirdiği için teşekkür ediyorum. Lütfen bir isim vermeyeceğim ama daha önce buradaki bayanlar olur. Şu anda olmayanlar var. Ben biliyorum zaten kim söylediğini. Lütfen bunu yapmasınlar. Biz erkekler arkada hiç böyle bir şey konuşmuyoruz. Evet, yani hiç hoş değil gerçekten. Daha evvel ben geçen gün de söyledim. Bir de şimdi kızlar erkekler aynı yerdeler tabii doğal olarak. Hazırlık aşaması var, makyajı var, saçı var. Orada mesela sohbet ediyorsunuz ister istemez yeni gelecek taliplerle de. Sen kime geldin, ona geldin. Gidip mesela buradaki erkeklere diyorsunuz sana şöyle biri gelmiş, böyle gelmiş. Sarışın şöyle, sen olur olmaz. Yani bunları yapmayın daha evvel de uyarım. Hiç hoş değil yani. Bakın gerçekten hiç erkeklerden böyle şeyler duymuyoruz. Şimdi kimseyi de şey altında, zan altında bırakmak istemem ama bak, genel itibariyle böyle bir şikayet var. Yani bir daha duymayalım kızlar böyle şeyler. Yani bu kötü yerlere gider, hoş olmaz yani. Çok yanlış bir şey. Size yapılmasından hoşnut olmazdınız sanırım. Siz de yapmayın başkasına. Birkan, sen de mi yaşadın böyle bir şey? Birkan'ın kapı açar mıyız? Ben farklı bir yorum getireceğim. Tabii illa yaşamıştır herkes de. Kızlar biliyorsunuz kendi aralarında dedikodu yapmasını çok severler. Ben Gamze'yi takdir etmek istiyorum burada. Ya şimdi bir insana karşı gönlü olduğu zaman başka insan ne söylerse söylesin buradan girip buradan çıkar. Ben Gamze'yi takdir ediyorum burada. Teşekkür ederim. Peki dedi ki Gamze olumlu. Evet. Zaten dedi. Çok güzel gidiyor ama ya, bir problem var. Nedir? O da bilmiyor. Sabah bana günaydın yazmadı. Çok üzüldüm. Ciddiyim. Yalan mı Ali? Ama bence bu bir problem değil. Yok, o kadar biz, büyük bir problem değil ama. Biz daha dün çaya çıktık ve evet. Öyle yazmam yani doğru olmazdı bence. Hayır, günaydın yazması neden doğru olmasın ki? Gayet normal bence. Ha, telefonlar alındı verildi anladığım kadarıyla. Evet konuşuyoruz. Ha, konuşuyor. Oo. Demek ki bayağı sohbet ama ilerledi. Hani sabah çünkü, erken... çünkü biz dün benim acil işim vardı. Biz çay içemedik. Ben o yüzden yarın erkenden kahve içeriz diye. Erkenden dediğim zaten bayağı şey, erken değildi artık. Şeye geliyordu. Kahve içti, konuştu bayağı. Kendisi bayağı konuştuk. Evet. Güzel geçmiş sohbet. Evet. Çok güzel geçti. Evet ama hemen... O yüzden her şey iyiken diyorum. Biraz nasıl söylesem şu an cümleyi... Aceleci davranmak istemiyorum. Kendime... Gayet doğal, haklı. Ben zaten buraya iddialı gelmedim. Hani Ali'yi alıp gideceğim falan, öyle bir kesinlikle öyle bir düşüncem yok. Çünkü Ali gerçekten zor bir insan. Hani ulaşması güç bir insan. Şu anki duruma şükür bile ediyorum yani. Evet. Enteresan. Evet, bu huyu çok hoşuma gidiyor. Bu bile benim için çok güzel bir şey. Evet. Yani biraz birlikte konuşsanıza. Çok hoşuma gidiyor. Yani, bak ona söyle, bu huyun da hoşuma gidiyor de. Evet, ulaşılmaz bir insan. Çok hoşuma gidiyor. Evet, çok güzel giyinmişsin bu arada. Uyumlu giyinmişiz bu arada. Beyaz, beyaz, siyah, siyah. Evet. Neleri etkiledi seni Ali? Belli ki etkilenmişsin, o çok belli. Böyle ne zaman ne konuşmasını bence güzel. Bir de sakin olması. Bir de biz buluştuğumuzda evet. Konuşurken aldığım cevaplar. Şu an için aslında çoğu şey söylemek belki de erken olabilir. Ama bence biz biraz daha tanımamız lazım birbirimizi. Evet. Biraz daha fazla biraz zaman geçirmemiz lazım. Kesinlikle, ama yayın öncesi ben hani aldığım duyura göre Ali gayet mutlu görünüyormuş. Hani birlikte gelmişler stüdyoya da. Evet. Birlikte geldik. Birlikte gelmişler stüdyoya da. Hani biz kahve içtik, şimdi Zuhane, bir şey kahveden buraya birlikte gelmişler stüdyoya. Evet. Söylüyor ya arkada bayanlar bir şeyler söylemişler. Benim adım orada var mı? Ben vereyim mi cevabını? Olamaz çünkü benim kendisi adım. Söylesin. Hayır, yok. Zaten seninle bir muhabbetimiz olmadı. Ha, yani beni olamaz. İlgilendirmediğiniz için. Boş ver sen, yani yarası şimdi... olan kocuğunu. Boş ver. Gidip belki söylersin falan. Ali öyle deyince, hayır, isim de vermeyince. Seninle muhabbet bile etmedik. Ben neden gidip olmayan bir şey oldu varsayayım ki? Öyle bir şey yok. Ha, aynen. Zan altında bırakıyorsunuz ya. Hani isim hayır vermeyince.
Yok, hayır. Öyle şimdi şey. Buradaki ben sordum sorumu, cevabımı aldım, rahatladım. Tamam. Buradaki bayanların hepsi diyor, acaba Emel mi dedi, acaba Melisa mı dedi, acaba Angelina mı dedi? Zaten kim, ha, herkes ben Nazlı, acaba Nazlı zaten, diye düşünmüştü. Zaten kendisi biliyor. Ben kendimi temize çıkardıktan sonra diğerlerin hepsi birbirinin hakkında düşünüyordur. Eğer bir şeyi ortaya atıyorsanız, ben kimseyle eğer bir şeyi ortaya atıyorsanız adını da söyleyeceksiniz. Yani bu kadar cesaretli olacaksınız. Kendisini biliyor, belki bazı şeyler var yok. Cesaretle yani alakası da yok. Ben olsam direkt yüzüne söylerim, sen demişsin derim. Ha, söylenmesi gereken yer var. Yer var. Burası bence tam da söylenmesi gereken yer. Gerek çünkü olsaydı söylerdik Naz zaten. Senin taksilerine, şeylerine ihtiyacımız yok bizim. Hayır ya, ya gerek şu andan olsaydı itibaren, söylerdik direkt ismini. Şu andan itibaren ben rahatladım. Çünkü bayanlar deyince ben de bayanlar sırasında geçtiğim için ben kendi üzerime de alındım. Ha. Bayanla da hiç anladım, muhatap olmadığım için. Niye muhatap olayım? Pardon. Evet, arkadaşlarım derken ben burada kimseyle muhatap olmuyorum. Bir tek Nagihan, Emel, başka kimseyle hiç muhatap falan olmuyorum. Onun talibiyle de niye muhatap olayım? Yani sonra gelsin desin, ay Naz bana böyle söyledi, Naz bana böyle söyledi. Sonra dur Ali ile uğraş dur. Efendim Angelina, sen değilsindir herhalde bahsettikleri kişi. Yok, ben zaten yeni gelen taliplerle hiç konuşmuyorum. Bravo. Ama bu arada ilk defa Naz'a katılmak istiyorum. Çünkü şimdi böyle aha, söylüyorsunuz ya. Çok şaşırdım. Ya, yok, gerçekten haklısın insan olarak. Söylüyorsunuz ya, belki de yani herkes kendi, yani biz burada çıkıyoruz, her gün programda oluyoruz için sonra akşamları bize sosyal medyaya bir sürü şeyler yazıyorlar. Yok sensin, yok sen bunu yapmışsın. Doğru söylüyorsun. Şimdi o yüzden, bir sürü mesaj gelecek. Aynen. Sen mi yazdın, sen mi yazdın? Evet. Burada mı o kişi, o bahsettiğin kişi? O yüzden şöyle bir şey. Ben açıklayabilir miyim? Zaten direkt olarak kimse bana veya Ali'ye hani olumsuz olacak demedi. Sadece dedikleri şu, yani izleyici olarak tamam, siz de hak verirsiniz. Dur bir tamamlasın cümlesini, evet. İzleyici olarak hani siz de hak verirsiniz. Genelde olumsuz söylüyor Ali. Hani onlar da öyle bir yorum yaptılar. Ben Ali'ye çıkmadan önce demedi zaten. Demedi, kimse konuşuyor orada arkada. Efendim? Demir Bey de aynı şeyi söyledi. Konuşuyorlarmış işte. Konuşuyorlarmış. Demek ki aynı konuşuyor, kişi konuşuyor. Çıkmadan evvel, daha dün diyor, çıkmadan evvel söylendi bu bana diyor. Yani ben duymadım, konuşmuyorum çünkü ama eğer varsa sen değilsin bence o zaman söylemeniz. Birileri yani olumsuz olabilir diyorlar, anladın mı? Olumsuz diyecek demiyorlar net olarak bir şey. Olumsuz olabilir zaten, bu normal. Yok yani. Senin bana söylediğin bir tamamen farklı bir şeydi. Şu an tamamen öyle bir şey söyledin ki yani onu zaten herkes söyleyebilir. Zaten burada yani da söylüyoruz yani olumsuz olacak, olumlu öyle olacak. O şey söylüyoruz. Senin bana söyleme şeklin buydu. Ben sana gelirken Talip, arkada beklerken geldiler, sordular kızlardan kime çıkacaksın. Dedim, sen de demişsin Ali'ye çıkacağım. Gel, onlar evet demişler uff. Sen de mi Ali'ye çıkacaksın? Evet. Öyle böyle söylemedi zaten ama işte bunu, bu farklı hani oluyor. Hani burada böyle bir tepki vermeye gerek yok. Anladın mı? Yanlış. Ya ben bunu burada söylemem o gerekiyordu. O zaman yalan mı tamam, konuşmuşsun? Tamam. Diyorum. Direkt olan sana o soranın adını söylemediğine göre. Tamam, zorunluluğu da Ali biliyor şimdi zaten. Şimdi ismini söylemiyorsa önemli ona iyilik yapmış o oluyor. Evet. Gerek duymuyorum ben burada açıklamaya. Ben, söylemek de istemiyorum. Ya bir de Ali şey söyleyeceğim. Aynen, her şeyi söylüyorsunuz. Bir bunu mu saklıyorsunuz? İyilik yapıyorsunuz. Her şeyi söylüyoruz derken burada her şey olarak neyi benim söyledim? Benim arkada bir şey söylememe gerek yok. Şu an yüzünüze de söylüyorum. Yani olumsuz olacak. Olabilir, o senin düşüncen. Sen bunu zaten dün de söylemiştin. Yani her zaman yüzünüze bir söylüyorum. De yani, bir bu tek kadar sen neden da cesaretli bir kızım yani. Bir tek sen neden konuşuyorsun? Bir tek ben mi? Herkes konuşuyor. Angelina konuşuyor. Mesela Emel de şu an konuşmak istiyor. Efendim Ceren? Arkada söyleyen kişi ben değilim. Onu öncelikle söyleyeyim ama bu şimdi konuda ben de Naz'a katılıyorum. Şimdi herkes an altında kalıyor Mali. Çünkü ben şu an fikrimi söylüyorum. Bence de olumsuz olacak. Yani. Ben bunu ortaya düşünüyorum. O diyor ben değilim. O diyor ben değilim. O diyor ben yani değilim. Hayır abi, hepsi loja arkadaşlarımız sonuçta abi. Tamam, şimdi herkes yorum yaparken diyecek ki ben değilim. Seher sen misin? Ya şimdi içi rahat olan rahattır. Evet, yani açıklamak istemiyorsa açıklamaz. Ama benim lazım. Mesela benim kastettiğim kişi şu anda burada yok. Olsa söylerdim. Ayrıldı 2 hafta önce, 3 hafta önce. Ondan önce yine oldu. Yine hala konuşuyorlar. Onu da duyuyoruz. Bayanlar genel anlamda bu tür muhabbeti seviyor. Tamam yani, olabilir de abi o zaman söylesin böyle bir arkadaşım nesi söylemeyin söylesin. Zaten içi rahattır. Bunu açıklamasına gerek yok ama yani. Her alan mikrofonu ben değilim diyecek ondan sonra. Zuhal abla, ben asla
Gamze. Gamze'ye hiç konuşmadınız yani dün. Sabah konuştum, gördüm. Nasıl geçti sordum. İyi geçti. Ben de çok şükür dedim. Başka bir şey demedim. Çok şükür dedi. Doğru, çok şükür dedim. Evet. Zaten uzunmeli yanlış anlama ama ben de biliyorum yani olumsuz olacak. İki gün, üç gün sonra olumsuz olacak. Çünkü Ali hala Naz'ı seviyor. Ve inat için bunu yapıyor bence. Naz Ali'yi seviyor ve kesinlikle söylüyorlar iki gün, üç gün. Sanki böyle bir yeteneğiniz mi var? İleriyi mi görüyorsunuz? Siz nasıl bilebilirsiniz? Ben bile bilmiyorum şu an ne olacağını. Ben bile yarın ne olacağını bilmiyorum. Zuhal abla, hiç kimse bilemez. Sen bunu hissetmiyorsun. Ne? Ali hala seni sevmiyor sence? Seviyor. Oh, daha neler. Ya bana ne soruyorsunuz? İşime geleni söyleyeceğim yani. Beni mutlu edenini söyleyeceğim. Ali sen rahat ol. Bak bu tür yorum yapanlar kimler? Sana gelip de senin hayır deyip de hala seni isteyenler değil mi? Sen önüne bak. Ya seni katmadım zaten. Sen önüne bak. Sen ilişkine bak şu anda. İbrahim, hiç etkilenme. İbrahim de bir şey söyleyecek. Ya ben sadece şunu söyleyeceğim. Hani diyorlar ya samanlıkta iğne mi arıyorsun diye. Ali aradığını buldu diye düşünüyorum. Aradığını aynen buldu diyor İbrahim. Yani bu zamana kadar bekleyip de şimdi ertesi gün yani bir gün çaya çıkartıp ertesi gün olumsuz dedi. Ama ikisi de şu an olumlu diyor. İkisi de yüzü gülüyor. Bence arkadaşlar çekemediği için bunları söylüyor. Bence siz kimseye aldırmayın. İsteyen istediğini konuşur burada. Zuhal Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Söyle canım. Biz mutluluğumuzu bir de dansa göstermek istiyoruz Ali ile. Dans edebilir miyiz? Bilmem, benim için hava hoş da. Ali dans. Bir bayan dans istiyorsa ya. Gitmiyor musun? Ali kabul etti. Bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül. Sen bir avcı gördün en son yalancı, içindeki derin sancı gitmez dedim kaldı gönül. Sen istedin ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim, en sonunda ben de sevdim, şimdi beni kurtar gönül. Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim, en sonunda ben de sevdim, şimdi beni kurtar gönül. Bakar da görmez, ellerin tutar da bilmez. Gece gündüz fark edilmez demedim mi sana gönül? Sabahın tam üçündesin, dertlerin en gücündesin. Onun peşindesin, gitme dedim, gittin gönül.
sancı, gitme dedim kaldı gönül. Ne istedim ben dilerim, senden ayrı olmaz dedim, en sonunda ben de seni. İçimdeki derin sancı, gitme dedim kaldı gönül. Ne istedim ben dilerim, senden ayrı olmaz dedim, en sonunda ben de sevdim, şimdi herkes de bu anı bekliyormuş. Aa, herkesin bir dans edesi varmış. Ne güzel bir şey sebep oldunuz Gamze, evet, ve Ali. Yalnız Kraliçe Elizabeth bak. Çok etkileyiciydi. Sizi bugünün çifti seçiyorum. Süperdi. Harikasınız. Sizi seviyorum. Çok tatlı. Benim ekip ya onlar harika. Ayrıca İbrahim ve Anjen arasındaki uyum da son derece güzel, güzel. Abla şimdi noktayla virgül gibi bir şey oldu kızım. Yok canım. Evet. Gamze. Efendim? Ali de öyle kolay kolay dans etmez yani. Benim bildiğim. Değil mi Ali? Yanılıyorum. Yani. Böyle Sivya Hanımefendi'yi reddedemezdim diyor. Tabii. Evet. Demek ki iyi bir şey yaptık. Herkes dans etti. Evet. Güzel, evet, bir şey oldu yani. Ben eminim tek buradakiler değil. Ekran başında oturanlar da dans etmişti. Kesinlikle çok güzel bir enerji, sinerji oluştu burada. Özellikle Özkan ve Gaye abla. Çok şekersiniz hepiniz. Evet. Gamze neden dans etmek istedin? Neyin yani yansıması? Çok mutluyuz. Ben sanki mutluluğumuzu... şey hissettim yani... İlla kıskandırmak için mi böyle bir ara... Sor. Hayır, alakası yok. Hiç alakası yok. Benim öyle hiç huylarım yoktur ki zaten. Kıskandırmak gibi. Ama hiç tanımıyor seni henüz Ali yani. Evet, o yüzden böyle demesi gayet normal zaten. Ama öyle bir şey yok. Yok İçimden mu? Geldi. Zaten arkada söyledim ben dans etmek istediğimi. Öyle mi? Evet. Ha, söylemiş evveliyatında. İşte ben buradaki de söylüyorum ama alakası sadece benim dans içimden, etmek için mi benimle yoksa... Benim içimden geliyor Ali'ye. Anladım, tamam. Ama bir günaydın demedin diye bile bayağı kırılmış. Ben yok, aslında çok fazla şu an kırılmadım konuşurken... öyle espri olsun diye aslında olsun söyledim. Ha, espri ona. Tamam. Evet, espri olsun. Ben de tamam, tamam, dans ederken bile onu düşünüyordum. Şimdi eğer hayır, bir tek canım, günaydına için öyle söylediyse burada... Asla espri olsun diye yoksa... Şey zaten Gamze'nin bana bakıp böyle Ali'ye sarılmalarından belliydi. Kıskandı. Sana mı baktılar dans eder? Evet valla bana bakıp bir elinden baktım, tutuyor, bir boynuna sarılıyor. O da elime tutuyor, o da sarılıyor o zaman. Ay Ali bakmıyordu ama sen böyle bana bakıp hani... Ali sana niye baksın ki Naz? Sesimi ben duyamıyorum biraz. Ali sana neden baksın? Ali bakmıyordu zaten. Sen tamam, bakıp böyle ben bakarım, sarılıyorsun. Bana bakıp gayet gülerek normal sarılıyorsun. Bence ben bakarım, ben herkese baktım. Sana da baktım. He, bana bakıp gülerek Ali'ye sarılmak, kıskandırmak değil. Gülmeyi mi seviyorum diyelim. Gerçi güldüğünü de görmedik de. Bir şey söylemiyor musun? Gülmeyi seviyorum diyelim. Bir kere o sana bakarak gülmedi. Angelina ile bana güldü. Boyuz birbirine tutmuyor diyor. Sen niye her şeyi kendi üstünden anlıyorsun? Sen nereden biliyorsun? Angelina döndürmekle meşguldü. Nereden biliyorsun? Zaten onların önünde biz de... Uyum... Uymadığımız için gülüyordu. Yok. Şöyle bir şey var, Ali de bizi gülüyordu Zuhal abla dans ederken. Bizi böyle ikimizi gülüyordu da bu tarafa doğru bakıyordu. Ama bize gülüyordu Ali. Neler yaşamış o iki dakika dansa? Dans ederken bize bakıyordu Zuhal ikimize. Kasıtlı gülmedim ben bize gülüyordu ama. Hiç kasıtlı kimseye gülmedim, kasıtlı gülmedim. Hayır, ben herkese bakıp gülüm, seyircilere baktım. Ali bir şey soracağım, gülüyor, hoşlanıyor musun Gamze'den? Hoşlanmak, yani çok güzel. Söylediğim gibi konuşması, her şeyle güzel. Tabii bende de hiç olmasa belki bir şeyler olur diye
Yani bugüne kadar gelen terliklerinden bir tık sanki daha farklı bir boyutta gibi geldi bana Gamze. Öyle diyebiliriz belki. Diyebiliriz. Evet. Şu an kesin olarak her şeye dikkat etmek lazım. Çünkü ben daha kendisini pek iyi tanımıyorum. Peki tanımak ister misin? Bir yemek falan yemek ister misiniz akşam Gamze Ali ile? Tabii zaten çok öyle düşünüyoruz. Olur. Evet, öyle düşünüyorsunuz. Siz de. Evet. Peki bu akşam Gamze ve Ali bu akşam yemeğe gidecekler. Evet. Olumlu gidiyorlar. Bakalım yemekte neler konuşacaklar. Birbirlerinden daha yakından tanıyacaklar. Evet, biz de bir reklamlara gideceğiz efendim. O bir yolcu, sen bir ancı, gördüğün en yalancı, içinde gider insancı.